Sevgili izleyiciler, apolitik konuşmalarda bugünkü konuğum Vedat Bilgiç. Onu belki birçoğunuz psikiyatr olarak tanıyorsunuz ama ben psikiyatrinin ötesinde bir yazar olarak tanıyorum. Bir meslektaşım olarak biliyorum. Yazılarını zevkle, keyifle okuduğum isimlerden birisi. Aynı zamanda müzisyenlik, hatta bestekarlık yönü de var. Çok yönlü bir insan. Bugün Vedat Bey'le, Vedat Hoca ile birlikte bu apolitik konuşmaları yapacağız. Her bölümde olduğu gibi ne kadar apolitik desek de biraz politik kişiliğimizden dolayı politikaya da ister istemez kayıyoruz ama kaydığımız noktalarda fren yapmaya çalışacağız. Vedat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. Teşekkür ediyorum programıma, kanalıma konuk olduğunuz için. Ben teşekkür İnsanlar ederim. Türkiye'den sizi tanıyorlar fakat şimdi yurt dışında yaşıyorsunuz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Yani Ya nokta evet atışı ben adres vermeniz şart değil ama şu anda neyle uğraşıyorsunuz? Mesela mesleğinizi yani yapmaya devam edebiliyor musunuz? evet daha önce ben akademisyen ve psikiyatrist olarak Türkiye'de çalışıyorum malum. Türkiye'deki süreçler, politik süreçler, insanların yani dediğiniz gibi politikadan konuşmayacağız ama şartlardan dolayı karar aldık ailece. Yani çok belirgin bir şey ilk başta yok gibiydi zaten. Ama yine de bir tercih yaptık çocuklar için falan. İsveç'e yerleştim ben. O da ilginç. Neden İsveç? Herhangi bir özel bir neden yok. Burada da İsveçli arkadaşlarım soruyor neden İsveç diye. Onun hikayesi de yani belki anlatayım bilmiyorum. Daha önce bir Madrid'de kongreye gittim. Orada psikiyatrist arıyorlar. İskandinavya'da psikiyatrist olmak isteyenler diye. Orada standa görünce ben hemen gittim. Ya dedim neden hani stand kurup psikiyatrist arıyorsunuz İspanya'da, Madrid'de. Ona dedi ya İsveç'te, İskandinav ülkelerinde psikiyatriste çok ihtiyaç var. O benim kulağıma girmiş. Daha sonra yani nerede yaşayacağımı düşünce Almanya hiçbir zaman bana sıcak gelmemişti zaten. Gerçi buralarda biraz soğuk ama sonra İsveç'e geldim. Tabii burada psikiyatrist ihtiyacının çok olduğunu duyunca önce tabii bir kursuna ile gelmiştim. Sonra hemen 9 ay sonra iş buldum mesleğimde. Hemen hızlıca sınavları geçtik. Kısmet oldu. Yani mesleğimi yapıyorum şu anda. Bir travma bölümünün sorumlu hekimiyim. Bir de psikolog ve yetişkin otizm hastalarının bulunduğu diğer bir kliniğin sorumlu hekimi. Yani iki kliniği beraber götürüyorum. İşte onun dışında yani çalışıyoruz. Mesleğimi yapıyorum. Hani diyebileceğim bu. Sorunuzu kısaca. Söylenildiği kadar çok ihtiyaç var mıymış psikiyatra hocam? Gelir gelmez hemen iş bulmuşsunuz, ne güzel. Yani tabii buralar sosyal devlet. Yani gerçekten psikiyatrinin çok önemli bir yeri var burada. Yani çok büyük bir hasta grubu var. Bütün ülkelerde var ama buranın sistemi gereği belki bizlere biraz fazla iş yükü düşüyor. O yüzden sanırım en çok ihtiyaç olan meslek dallarından birisi. Peki hocam arkada fonda saz aletlerini görüyorum. Udunuzu görüyorum. Gitarı görüyorum. Saz da çalabiliyordunuz. Çünkü çaldınız bana bir seferinde. Çok da duygulanmıştım. Yeşil başlı Gövel Ördek türküsünü çok severim. Onu çalmıştınız. Öyle mi? Bir de eşim yanımda değildi. O türküyü hem çok severim hem de yani öyle bir ortamda eşim hala Türkiye'deydi hatta tutukluydu. Böyle bir ortamda dinlemek bayağı bir etkilemişti beni. Müzisyenlik devam ediyor mu aynı hızla? Yani tabii ben amatör müzikle uğraşıyorum ama bir kere tabii profesyonel bir albüm yapmak kısmet oldu. Ben Bakırköy'de ihtisas yaparken biraz ondan bahsedeyim sonra şu andaki uğraş seviyesine ne düzeyde olduğundan bahsederim. Bakırköy'deyken asistandım o zamanlar. Bir proje geliştirdim. Tabii ki buna başka aktörler de katıldı.
Şizofreni hastalarının şiirlerini besteledik. Bir müzik öğretmeni arkadaş bir kısmını ben. Çok profesyonel olmasam da. Sonra tabii sanatçılar bunları seslendirdi. İşte Teoman, Tuner Özce, Demet Sağroğlu, Ahmet Özhan gibi. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi. Yani bir albüm yapmak kısmet oldu. Öyle diyeyim. Benim hayalimde vardı öyle bir şey. İkincisi de tabii bir sinema filmiydi. Onu da bahsederiz. O da Kültür Bakanlığı'ndan belli bir seviyeye gelmişti. İşte senaryo onaylanmıştı. O öyle kaldı. Şimdi buraya gelince tabii bir geçiş dönemi oldu. Burada yeni bir dil öğrenmek, buranın sistemine alışmak ve mesleki olarak burada çok zamanımızı alıyor. Yani nöbetler oluyor. Gündüz vaktinde normal mesai saatlerimiz oluyor. O yüzden bunlar biraz sanatla ilgili, yazı çiziyle ilgili, sinemayla ilgili uğraşları feda etmek zorunda kaldım. Yani budamak zorunda kaldım. Bir ağacın budandığı gibi temel ihtiyaçlara, hayatta kalma moduna geçtik. Aslında çok verimli bir dönem geçirdim. O dönemde işte sizinle tanıştığımız, sizin beni gazetede yazmaya davet ettiniz. Ben o yüzden diyorum beni keşfeden bilen korucudur. Hani vardır ya böyle keşfeden bilirsin. Kanıma giren demiyorsanız ben ondan mutlu olurum hocam. Evet, Keşfeden estağfurullah. diyorsanız. Yani, teşvik edilmek değer ya da ne bileyim bir insanın sizi davet etmesi tabii ki güzel bir şey. Yani ben çok teşekkür ederim tabii öyle bir davet ettiniz. Ben de bir gazetede yazarlık gibi bence çok önemli bir şerefi takmış oldum sayenizde. Yani evet bu tür hani piramidin alt kısmı var ya bu Maslow'un ihtiyaçlar piramidi ilk altta işte insanın hayatta kalma güvenliği daha üstlerde kendini gerçekleştirme daha yeni yeni o piramidin üst taraflarına tırmanmaya başladık. Ben yani yeni bir ülkeye gelince işte sadece sen değil bütün ailen, çocuklar, herkes bundan etkilendiği için yani toparlamanın zamanı oluyor. Hatta yani sadece yeni bir dile alışmak değil, kendi Türkçeni bile kaybediyorsun. Yani ben Türkçe konuşma yetimin bile bir dönem gerilediğini fark ettim. Hatta önceden yurt dışı seyahatlerimde ya da yurt dışı yayınlarda ya da yurt dışı ile ilgili bütün şeylerde İngilizce kullanırdım. Bir dönem hiç İngilizce konuşamadım. Yani adeta yeni öğrendiğim dil bütün o önceki öbür dilleri etkiledi. Yani o kadar beyinde yer. Biraz ilerleyebilmek için diğer kapıları azıcık kapatmak gerekiyor sanki. Yani evet, beyin kendisi otomatik olarak kapattı diyelim. O yüzden yani yeni yeni belki yeniden eski uğraşlara ya da hobilere yani profesyonel olmasak da hobiler diyelim. Uğraşmaya çalışıyoruz diyelim. Yavaş yavaş normalleşiyoruz. Evet. Hocam normalleşmeye başladığınıza göre tekrar yazı yazsanız hiç fena olmayacak. Madem birinci defa sizi suya ben itmişim, şimdi ikinci defa da ben itmiş olayım. Yani artık yavaş yavaş yazmaya başlamanız lazım. Çünkü yani yazı yazmak bir kuyudan su çekmek gibi. Biraz ilk zamanlarda belki zorlanabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum ara verdiğimde. Ama kesinlikle bu kuyuyu kurutmamak lazım. Yani sizin yazmanız lazım. Bu bir sorumluluk diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Bu verdiğiniz örnek çok güzel bir örnek. Gerçekten tam oturuyor. Yani özellikle kreatif, yani yaratıcılık gereken işler yapan, sanatla uğraşan, yazı yazan, üreten insanların belli bir süre körelmesi diye bir şey var. Yani bıraktıkça o kuyunun suyu çekiliyor. Bu çok güzel bir örnek. Onu aklıma yazdım. Aileniz nasıl hocam? Hayata adapte olabildiler mi? İklime adapte oldular mı? Çocuklar seviyor mu? Yani Evet. kızak kayabiliyorlarsa, patene gidebiliyorlarsa seviyorlardır. Onlar için bir açıdan biraz keyifli gelebilir ama yine de ağır kış şartları bazen zorluyor. Yani aslında yani doğal yani kış ya da soğuk bir şeylerden fazla etkilendiklerini düşünmüyorum. Çocuklar için adapte olmak, geçiş sağlamak çok kolay oldu bence. Onlar neredeyse bizden çok daha memnunlar hayatlarından. Herkesin kendine göre geçiş süreçleri, dil zorlukları tabii ki oluyor. Ama
Onlar da bence mutlular. Hocam bir film senaryonuzun, daha doğrusu bir film projenizin neredeyse gerçekleşmek üzereyken yarıda kaldığını biraz önce bahsettiniz. Ben o yönünüzü de biliyorum. Sizinle birkaç sefer film okumalarına sizi dinledim daha doğrusu. Hani sizinle beraber yaptım diyecek, benim bir şey yapmadım, edilgendim. Çok istifade edecek bir şekilde sizin film ya da bir dizi üzerine konuşmalarınızı dinledim. Şimdi de Türkiye'de bir kısım diziler tartışılıyor ve bir de son birkaç yıl içerisinde neredeyse hemen her diziye bir psikolog ya da bir psikiyatr monte ediyorlar. Onun için insanlar da dönüp böyle sizin gibi gerçek psikiyatrlara bakıyorlar. Acaba bu adam gerçekten yani filmdeki adam gerçekten psikiyatr standartlarına oturuyor mu filan. Türkiye'deki son dönemde dizi sektörü var ve çok mutlu olan şey, çok meşhur olan, çok tanıtılan, adından çok söz ettiren diziler var. Onları takip edebiliyor musunuz? Gerçi sosyal medyada bir iki tweetinizi gördüm, takip ettiğinizi fark ettim ama yine de sormuş olayım. Evet, takip ediyorum. Türk dizileri iyi geliyor. İnsanı dinlendiriyor. Yani insanı biraz bulunduğu ortamdan kopartacak diziler. Bir de uzun. Ben onları biraz kafa boşaltma dizileri izliyorum. Bir de tabii evde bir film izlediği için ben de izlemek durumunda oluyorum. Yoksa hani kendi seçtiğim filmleri izlemek için ayrı bir yere geçmem gerekiyor. Genelde evdeki atmosferi izliyorsun, takip ediyorsun. Beğendiklerim var, beğenmediklerim var ama izliyorum, evet takip ediyorum. Hocam siz filmler, bilhassa filmler için söylemiştiniz ama dizileri de herhalde bunu kapsayabilir. Toplumun rüyaları demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam bir seferinde. Yani o rüyalarda toplumun şuur altını görmek lazım. Toplumun bugün görebiliriz, daha doğrusu bugününü görebiliriz. Hatta bazen hani ileriye dönük, ileriye dair fikirler veren, belki bilim kurgu filmlerini öyle de yorumlayabiliriz. Filmler oluyor. Şu anda Türk toplumu nasıl rüyalar görüyor? Dizilere baktığınızda o rüyaları nasıl analiz ediyorsunuz? Yani aslında benim Bülent Bey, filmlerle ilgim aslında sinematografik anlamda değildi. Her ne kadar bununla ilgilensem de filmlerin ilgimi çekmesinin sebebi insan ruhsallığı hakkında çok şey içermesiydi. Yani filmler adeta bütün sanat eserleri de öyle zaten. İnsan beyninin ve ruhsallığının bir ürünü. Yani bizler insan olarak dış dünyayı mentalizasyon yapıyoruz. Yani zihinleştiriyoruz. Zihinleştirirken de hikayeler kullanıyoruz. Metaforlar, semboller kullanıyoruz. Bunlar aynı zamanda ifade ederken de insanın kendi ruh dünyası hakkında çok şeyler ortaya koyuyor. Yani bunu tabii ki rüyalara benzetmek, bu bir metafor. Filmler, diziler, hatta diğer sanat eserleri, destanlar, sadece filmler değil, bütün hepsi, bütün hikayeler toplumların rüyaları. Yani biz niye rüya görüyoruz? Çünkü beynimiz hikaye anlatmak istiyor, hikaye ediyor. Yani gündüz bir şey görüyoruz ama beynimiz akşam başka bir senaryoyla karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi tabii insan beyninin bu şekilde yapılanmış olması. Yani hikaye etmeyeceğiz. Hepimiz dünyayı, evreni kendi hikayemize göre görüyoruz. O yüzden de işte insan beyin ve bilinç sayısınca evren var diyoruz. O yüzden ruh sağlığıyla ve sanatla ilgilenen insan olarak ister istemez filmler tabii ki insanın ilgisini çekiyor ve sanıldığından çok daha fazla şeyler içeriyor. Her ne kadar bu filmleri bir kişi oturup yazsa da efendim söyleyeyim, bir sanat eserini, bir şarkı sözünü, bir şiiri bir kişi yazsa da aslında o bir kişi bütün kolektif bilinç ile bağlantılı. Yani toplumların böyle kolektif bilinç hatları var. Kolektif bilinçleri var. Ve bir senarist bir senaryo yazarken her zaman için düşünerek, hesap ederek yazmayabilir. Yani sanat üreterek, içgüdüsel olarak, çok da düşünmeden bir sanat ortaya koyuyor. Ama o bütün bizim o bireysel bilinç dışının ve kolektif bilinç dışının
malzemelerini barındırdığı için analiz etmeye değer. Türk Ya toplumunun bu gördüğü rüyalar. bulunduğu zamanın ve toplumun çocuğu olduğu için onu yansıtması çok doğal, evet. Yani tabii ben daha önceden de biraz bu şeyle uğraşmıştım. Rüya sembollerle, işte sembol terapileri var biliyorsunuz. Yani, rüya, özellikle psikodinamik psikoterapide rüya analizlerin yeri vardır. Bunlarla ilgili çalışmıştım. Şimdi burada insanların sembollerini, o rüya dilinin insanı nasıl travmanın merkezine götürdüğünü, yaranın, çatışmanın merkezine götürdüğünü orada çok net olarak görmüştüm. Filmler de böyle. Bilerek ya da bilmeyerek. Yani ben de o yüzden bütün filmleri bir rüya analizi yapar gibi yaklaşıyorum. Zaten sinema okumaları yapmamın sebebi sinematik bir şeyler konuşmak değil. İnsanı anlamak için sinemayı kullanmaktır. Yani o yüzden ben aslında film okumuyorum. Yani insanları ve toplumu anlamak için filmlere ve sanat eserlerine yöneliyorum. Öyle değil, tersten. O yüzden yaptığım şey aslında film okuma denemez. Hani işte bu yönetmen bu filmi niye çekmiş? Şurada hangi sahneyi koymuş? Değil mesela. Daha çok oradaki ögelere, hikayeye, anlatılan şeye odaklanmak. Şu anda Türk toplumunun son çekilen filmlerde çok ilginç ortak temalar var. Bunların hiçbiri birbiriyle alakalı değil. Mesela Kızıl Goncalar ile Kızıl Türk Şerbeti, evet. Bunlar sanki birbiriyle alakalı benziyor gibi. Ama mesela bir Başkadır dizisi var yine. Zaten onunla başladı süreç. Onun dışında yeni çıkan sinema filmleri var. Onlarda da ortak temalar ve ülkeler var. Bu Neler dönemde var mesela hocam? O ögelerden biraz bahseder ya misiniz? mesela şöyle örnek vereyim. Kurak Günler diye bir film var. Orada bir savcı karakteri var. Bunu orada o mesela bu filmde bir gece var. Ne olduğunu ne seyirci biliyor ne o savcı biliyor. Ama ya da ne de seyirci bunu anlayabilir. Yani muamma bir gece var orada ve korkunç bir suçla suçlanıyor bu savcı. Ve savcı da idealist, temiz birisi, bir bürokrat aslında. Yani bir küçük yaşta bir akıl bali olmayan ve ruhsal sorunları yani akıl hastalığı olan öyle bir yani zihinsel geriliği olan birisiyle birlikte oldu mu olmadı. Bu, yani böyle bir kumpasa getiriyor bilinçli olarak. Ve bu kişi kendinin bunu yapıp yapmadığından emin. Ya bu hikaye çok tanıdık. Ve sonra film metaforu film şeyde geçiyor. Bu Konya'nın hani bu sürekli çukurlar oluşan bir bölgesi vardı. Neydi onların? Hani şeyler Şeyler oluşuyor. çöküyor, evet, tarlalar çöküyor, Tarlalar obruklar çıkıyor. oluşuyor. Obruklar, evet. O obruklar filmin ana metaforlarından birisi mesela. Yani gene bir Yusuf hikayesi. Yani işlemediği bir suçla suçlanma ve çukura düşme. Yani bunlar evrensel mi semboller, metaforlar. Şimdi bu filme baktığımda bu çok tanıdık geliyor. Korkunç, yani aşırı derecede korkunç bir suçla suçlanan aslında temiz bir insan. Ve bir kuyuya atılıyor. Aynı şekilde Karanlık Gece diye bir film var. Burada da aynı. Bir muamma gece birisi ölüyor. Gene bir çukura bu da şeyde geçiyor. Aksekile çekilmiş. Oranın da böyle mağaraları var. Deli. Oraya düşüyor. Şimdi bunlar bu tür filmleri yapan insanlar ya hadi ben Türkiye'yi düşüneyim ona göre yapayım diyenler var. Ama bunu demesine gerek yok. Yani bir şarkıcı, bir müzisyen düşünün. Bir melodi buluyor. Sadece kulağa hoş geldiği için, bize bir şey hissettirdiği için buluyor. Ama yani teorik olarak o aslında her müzik bir metindir ve bize bir şey anlatır ve biz bir şey hissederiz. Ya sinema bunun biraz daha şey hali, yani daha açık hali. Müzik biraz daha kapalı hali. O yüzden yani bir hikaye anlatır her müzik. Sözsüz her müzik. Sözde zaten hikaye bir kişi. Sinemada bir hikaye anlatır. Ve bu hikayeler kişinin ve toplumun travmalarında dolaşıp durur. Mesela bu son dönem çekilen iki filmde bunları işlemesi bana ilginç geldi. Orada da böyle işleyen sisteme çomak sokan
bir bürokrat, yani bir orman dairesinde çalışan bir genç çocuk. Onun hikayesi. Onu linç edip öldürüyorlar ya da ona saldırıyorlar. Yani gene böyle bir cahil kalabalık var, bir topluluk var ve topluluktan daha böyle erdemlere sahip, daha eğitimli, işte devlette çalışan bürokratlar var. İkisinde de böyle Türkiye'nin yakın döneminde olmuş şeylere çok benzer hisler ve duygular yaşatıyor bize. Muamma ne oldu? Kim suçlu? Ya hayır, bu kişi bununla suçlanmamalı. Bir şey ters burada. Ve bu kuru kalabalık, cahil kalabalık böyle başarılı olamamalı. Böyle linç edememeli. Ama ediyor. Ya biz bu linçleri gördük. Politik dünyada. Hani politik dünyada kalamıyoruz ama sanat bizim travmalarımızdan, Türk toplumun travmalarından bağımsız değil. Şimdi işte şeye geliyorsun, dizilere geliyorsun. İlginç bir şekilde dizilerde yine bir travmaya değiniyor. Hepsi ortak bir şekilde, bilerek ya da bilmeyerek, Türk toplumunun sosyo-kültürel, psikososyo-kültürel kastı diyorum ben. Bunlar arasında bir yarık var. Ve bu Türk toplumuna özgü mü bilmiyorum. Başka yerlerde de vardı ama bize has, bize özgü bir şekli var, formu var. Bunun tabii sebepleri var. Bence bu toplumsal yarılma, toplumsal bir travma. Zaten travmalar böyle hani kemikte olduğu gibi yarılmalara, çatlaklara yol açar. Bizim Türk toplumunda da böyle katı faylar var. O fayların arasında dolaşıyor filmler. Yani bir çözüm aranıyor. Biz buna travmada, beyin için rüyada işleme diyoruz. Beyin o şeyi işlemeye çalışır. Reorganize etmeye çalışır. Sanatın da böyle bir işlevi var. Ama bunu yaparken sanatçı ben böyle yapayım diye düşünmez. O bilinç dışı olarak kendi bulunduğu en yakın çevresinden sembolleri, malzemeleri, duyguları toplayarak bunu hikaye ediyor. Yani Kuş Uçuşu var mesela. Bir Başkadır dizisi var. Hepsi bu toplumsal fayların şeyini çıkarıyor. Bunu niye yöneldi? Toplum, neden senaristler, insanlar neden bu filmleri izliyor? Çünkü toplum şu anda çektiği sıkıntı bu fayların kırılmasından kaynaklanıyor. Yani tıpkı depremler gibi bu faylar birbirine sürtüşüyor ve politik sonuçları oluyor. Evet, böyle kısaca toparlayayım ama tabii Evet bu hocam, daha yani filmlerden ziyade biraz dizileri konuşmak istiyorum ben. Neden? Çünkü ulaşması daha kolay ve daha popüler olduğu için pek çok insan bunları izliyor. Bunları analiz ettiğimizde daha anlaşılır olabilir diye düşünüyorum. Mesela son dönemlerde işte İnci Taneleri diye bir dizi var. Çok reklamı yapılıyor ama sanki işte o bir hemen her bölümde bir pavyon sahnesi koyarak onun izlenirliği artırılıyor ama senaryo ve oyunculuk itibariyle şahsen beni çok sarmadı. Bilmiyorum siz izlediğinizde nasıl bir kanaate ulaştınız? Yani hem önce böyle bir hani izleyici olarak profesyonel analist değiliz. Belki profesyonel reklam analistleri izlediği zaman ya siz çok, en azından benim için, sizin için söyleyemezler belki de. Ya çok küçük şeyler söylüyorsun. Yo, ben bir izleyici olarak, nihayetinde bir tüketici olarak ben gördüğümü yorumluyorum. Bir gazeteci olarak gördüğümü yorumluyorum. Bir de bunun yanında hemen aynı zamanlar içerisinde neredeyse çıktı. Biraz 3-4 haftada yasa olduğu için daha önce başlamış olmasına rağmen neredeyse aynı bölümlere denk geldi. Kızıl Goncalar var. Bir de Kızıl Goncalar'ın ötesinde aynı yapım şirketinin yaptığı bir Kızılcık Şerbeti var. Bu üç dizi üzerinden bu toplumsal analizlerinizi yaptığınızda hangi sonuçlara ulaşıyorsunuz? yani özellikle bu şeyden birinciden başlarsak o diziyi ben de izliyorum, takip ediyorum şu anda. Hem biraz gözden hem kafam boşaltmam, hoşuma giden tarafları var. Hani ya illa çok beğenmez, sanatsal olarak iyi bulmam gerekmiyor. Ben de sizin gibi amatör bir gözle bakıyorum. İlla yani bir film uzmanı değilim. Öyle bir iddiam yok. Mesleğim gözüyle bakarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum.
Ya özellikle bu Yılmaz Erdoğan'ın bu filminde tabii belli detaylar çok önemli. Mesela bu gazino kültürü, pavyon kültürü. Bunu insanlar bilmez ama bu çok eskidir. Özellikle Anadolu'da belli yerlerde bu pavyonlarda aslında insanlar tarlasını satar. Ben söyleyeyim oralarda insanlar yolunu ütülür. Fakat burada çok önemli bir toplumsal dinamik vardı. Bizim toplumun özellikle bazı yani özelliklerini kötüye kullanan bir tarafı vardır. Yani oralarda bir erkeklik İspatı mı? alansa yani yaratılır. Bir erkeklik yalancı bir erkeklik yaratılır ve oradaki kadınlar üzerinde insanları dolandırılır. Aslında sistem budur. Ve bu yine toplumun dinamikleri hakkında çok şey anlatıyor. Benim bir arkadaşım yani çocukluk arkadaşım bu konuda bir doktora yaptı Boğaziçi Üniversitesi'nde. İsmini vermiyorum. Belki kendisi bundan mutlu olmaz diye. O doktorasında şunu söylemişti bana. Bu gazinolarda ve pavyonlarda kendisi bulunuyor. Diyor ki burada bir insan o ortama girdiğinde hedef aldıkları kişiye diyorlar ki buranın kralı sensin. Yani oraya girdiğinde küçük bir evren yaratılıyor. Buranın ağası sensin. İşte öyle bir tezgaha getirildiği için yani dışarıda belki karısı tarafından ya da toplum tarafından yeterince değer görmüyor. Kendisini başka türlü ifade edemiyor. Değersizlik hissi yaşayan. Aynen öyle. İşte bu gene değersiz toplumda var olamıyor. İşte bu Kurtlar Vadisi, bu tür şeyler, işte bıçkın delikanlılar. Çünkü neden ki insanlar sağlıklı varoluş yolları tıkalı? Yani bunun çok çeşitli sebepleri var. Ve insanlar güç ve paranın, yani özellikle Anadolu taşrasında para her şey. Yani paradan daha önemli bir şey yoktur. Hani sanat ya da başka bir şey yoktur. Paran varsa gücün vardır. Tek kredi, çok ilkel. Yani aslında bu Amerika'da da böyle değil mi? Her yerde böyle. Yani para tanrıdır diyor ya bir yerde. O yüzden bu insanlar oralarda bu kadınlar aracılığıyla yani tezgaha düşünerek paraları alır. Yüksek fiyatlarla hesaplar ödetilir. Aslında orada benim arkadaşımın tezi şu, hani oradaki dayı belki hayalinde genç bir kızla birlikte olmak hayali vardır ama burada kim yorulur? Aslında o amca, o dayı, o tarlasını satan adam yorulur. Hani onun niyeti başkadır ama başkaları onun yapmak istediğini ona yaparlar diyor. Daha argo bir şekilde ifade etmiş olmayayım ama şimdi böyle bir muhtemelen bunu araştırdılar ya da bilerek yaptılar reyting almak için. Sonuçta böyle bir kültür var. İnsanlar bunu şey yapmak istiyor ama tabii çok boşluklar var. Mesela Twitter'da biz yine yazışıp da birisiyle hani bu filmin adını Yaşlı Amcanın Rüyası diye yazmış bir kullanıcı bana. Ben de dedim Antropozun Rüyası diye çevirse daha iyi, ismi böyle olsa daha iyi olurdu. İşte bıyıklı ve yaşlı bir adama işte bütün kadınlar aşık oluyor. Birisi holding sahibi, güzel bir kadın. Diğeri de işte herkesin peşinde olduğu genç bir dansçı kadın. Buna aşık oluyor. Biraz böyle yani biraz böyle rüyalar da öyle. Rüyalar biraz arzuya hizmet eder. Hatta şöyle bir ifadesi vardı. Sanırım bakanın olması lazım. Rüyalar diyor, arzuyla korkunun buluştuğu yerde çıkar. Yani hem korkuyu içerir hem arzuyu. O yüzden de filmler bazen insanların arzularını, başımı şeyleri onlara yaşatarak yani bu bir toplumun bir kesimine hitap ediyor sonuçta. İşte yarı mafya figürler de var. O yüzden yani Kızıl Goncaları nasıl buluyorsunuz hocam? Kızıl Goncaları beğeniyorum. Evet. Demek o benim arzularıma ve korkularıma hitap ediyor. yani şöyle bir şey var orada.
28 yıllık dede bir kızı okutmaya çalışıyor. Çok güzel. Yani çiftçi evlendirilmesin diye. Ama benim istediğim şu oldu. Beğenin dizi olmasına rağmen söylüyorum. Aslında orada bir mantık hatası var. 28 Şubatçılar aslında okumak isteyen kızları engellemişlerdi. Yani okumak isteyen kızları işte elinde durup evlendirilecek kızları kurtarmaya çalışmıyor. Böyle bir yutturmaca var burada. Çünkü burada bize iyi bir karakter olarak sunuluyor. İnsanlar değişebilir ama o değişimi hani izah eden bir parça da yok ortada. Yani Yok, onu bir orada şekilde zaten izah şöyle bir edebilirlerdi belki. ya orada istenci bir bakış var. Şöyle, yani ben Türk tipi katı laik insan olarak zaten bilime, hakikate sahibim. Sen eğitilmesi gereken, tedavi edilmesi gereken. Böyle bir bakış var. Zaten bu başta yani işte Fransa'ya göndermesi, yani bizdeki laikliğin Fransa'dan ithal edilmesi. İşte Türkiye'nin bütün yaralarına hitap ediyor bu film. Neden? Çünkü bizim toplumsal yarılmalarımızın sebeplerinden birisi de aslında ta o zamanlara iddiaçılara gidiyor. O yüzden yani Doğu Ergin Hoca'nın çok güzel bir sözü var. O birisinden mi bahsetti bilmiyorum ama şöyle demişti. Türkiye'de bir toplumun devleti yoktur. Millet Devletin değildir yani. toplumu vardır. Evet, devletin mülkü şeklinde bir milleti vardır. O yüzden de bizde aydınlanma, Rönesans, efendim söyleyeyim işte devrimler aslında halktan gelmez, halka yapılır. Çünkü aslında bu padişahlık demek. Yani bunu ister laiklik olarak yapsınlar. Çünkü aydınlanma sana otoriteden gelmiş. Yani o Cumhuriyet'in ilk döneminde bize o aydınlanma uygulanmak istenmiş. Aslında yapılmak istenen ben temelde iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama Orta Doğu yöntemi ve ters şekilde olmuş oldu. Şimdi buradaki mesela İsveç'teki insanlar anlayamıyor. Bu bazen konuştuğumuzda yani şöyle diyor mesela bir kadın nasıl başını örttüğünde bunun özgürlüğünü şey yapabilir. Yani başını örten bir insan aslında baskı altındadır. Yani insanlar Türkiye'nin kollarını anlayamıyor. Her şey birbirine ters. Yani şunu anlayamıyorum. Bir dönem insanlar üniversite okumak için başını açmak zorunda kaldığı düşünemiyor. Şimdi İran'daki derdim de böyle bir şeyin üzerinden geliyor. Yani bizdeki laikliği savunan insanlar bir dini savunur gibi. Evet hocam, Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili ben de bir yazı yazmıştım. O yazıda şuna dikkat çekmiştim aslında. Yani Levent melek, Nail şeytan değil. Şimdi toplumda öylesine bir ayrışma, öylesine bir çatallaşma var ki siz biraz önce başka konularla ilgili de bahsettiğiniz gibi. Anında orada bile kamplaşıyoruz ve bu da bilgiden ya da takip etmekten de kaynaklanmıyor. Yani sosyal medyaya düşen bir küçük klipten dolayı işte laikçi, seküler diyebileceğimiz isimler bir anda bayram etmeye başladılar. İşte tarikatçıların ağzına kürekle vuruluyor bilmem ne filan. Tarikatçılar da tam ters bir refleksle sanki bütün dini değerler yerle bir ediliyor filan. Aslında ikisi de doğru değil, ikisi de yanlış. Ve yani benim gördüğüm farklı kimlikler, farklı kişiler üzerinden bilinçli bir şekilde karşılıklı ayna tutmaya çalışıyor bu dizi. Yani işte iki genç kız Mira ve Zeynep, işte iki kadın, iki erkek, yani Cüneyt'le Levent diyebilirsiniz. Cüneyt'le şeyle Suavi'yle işte Mürşit Efendi falan böyle karşılıklı aynalar tutarak aslında o toplum kesimlerinin birbirini anlamasına çabalıyor gibi bir his de var bende Evet. ama çok doğru tespitler yaptıkları için de izleniyor. İzlenirliğinin önemli sebeplerinden birisi başta yedikleri yasak idiyse de o yasak yani bir iki bölüm o gazla gider. Bir kere diyaloglar, replikler çok iyi. O insanların ilgiyle takip etmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Sizin Kızıl Goncalar'la ilgili sözünüzü kesmiş oldum. O kaldığınız yerden lütfen devam eder misiniz? Yani Kızıl Goncalar bilerek ya da bilmeyerek, herhangi bir niyetle ya da değil, hiç konuşulmuyor, hiç dokunulmayan yerlere dokunuyor.
Ama tabii bu dizi bugünün geç kalmış bir dizi. Yani çok önceden yapılabilir bir şeyler. Yani bizim toplumun olması gerekeni değil, olanı görmeyi bilmemiz gerekiyor. Genelde hani devletin yaklaşımı olması gereken toplumdur. Ama bir de olan toplum vardır. Yani tıpkı rüyalarda olduğu gibi şimdi çünkü bir sorunla bu ayrışmanın bir sonucuyla karşılaştı toplum ilk defa. İşte 80 yıldır, 100 yıldır bu ayrışmanın kendi halinde bir gidişi vardı. Ama ilk defa bu saflar çok ayrıldı ve politik sonuçları doğdu. Ve burada artık sinema, filmler ile toplum bunları çözmeye çalışıyor. Kendi kendine anlamaya çalışıyor. Ne olup bitiyor? En azından karşı tarafın varlığını kabul ediyor. Önceden bu varlığını kabul etmiyor. Yok sayılıyor. Aşağılıyor. Yani değersiz, yani bir işte köylü olmak, dindar olmak, doğulu olmak ya da herhangi bir mezhepten olmak bizim Türk toplumunda daha az değerli olmak, daha kıymetli, az kıymetli olmak. Niye göre? İşte mevcut hiyerarşide, işte devletin tüm kademelerine kadar. Yani meslekler, efendim söyleyeyim, oturduğun mahalle, ya bu tür derin ayrımlar, uçurumlar olan toplumuz. Ve bunlar hep sosyokültürel. İçin içinde din var, kültür var, dinlediği müzik var. Bütün filmlerde bunu görüyoruz işte. Yani farklı şeyde de var. Bu, neydi? İnci Taneleri'nde de var. İşte fabrikatör bir kadın, oldukça modern, zengin ve işte caz dinliyor. Ama bu arabesk dinleyen birisine aşık oluyor. Ya bütün bu özlemler, çatışmalar, arzular, korkular, bütün bunlar filmlerde ortaya çıkıyor. Ve Kızılboncalar bu anlamda önemli bir noktaya değiniyor. Bilerek ya da bilmeyerek insanların yarasına dokunduğu için de dikkat çekiyor. O yüzden bence iki taraf için de faydalı bu. Hem toplumun bir tarafını yok saymış, çok geri bulmuş, değersiz görmüş, aşağıda görmüş toplum kesimleri için hem de kendini değersiz hisseden, aşağıda hisseden, öteki hisseden ve bir anlamda da hani aşırı bazı geleneklere yapışan insanlar için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun altında proje diyenler, bunun kasıtlı toplum mühendisliği için yapıldığını söyleyenler olabilir. Yani ona ben hani bir bilgim olmadığı için diyecek bir şeyim yok. Hani biz bunu doğal gelişmiş bir film, bir dizi gibi düşünerek konuşuyoruz. Eğer öyleyse... Değersizleştirilen toplum kesimi de aslında bir anlamda karşı tarafı değersiz görüyor. Yani Tabii. bu da çatışmayı körüklüyor. Yani iki taraf da birbirini değersiz görüyor. Kale alınmaması gereken, hatta yerine göre yok edilmesi gereken olarak görüyor. Aslında Türkiye öyle bir mozaik, yani mozaiğe de bazıları kızabiliyor. Türkeş, Alparslan Türkeş de ne mozaiği olan demişti. Ama güzel bir başka bir benzetme var. Etyen Mahçupyan zamandaki bir yazısında Türkiye bir kır çiçekleri harmonisi demişti. Yani her renk ve her çeşitten çiçeğin bir arada, aslında doğal bir biçimde bulunduğu bir ortam. Ama o doğallığı yok edip sadece bir rengin ya da bir türün hakim olmasını, hegemonyasını isteyen birileri var ve o kır ortamının havasını onlar bozuyorlar demişti. Şimdi gerçekten hani birbirimizi tamamen yok etmemiz mümkün olmadığına göre aslında birlikte yaşamanın bir yolunu bulmak zorundayız. Bu dizide biraz o çatışma noktaları yavaş yavaş törpülenerek sanki biz birlikte yaşamaya mecburuz, mahkumuz tezini işlemeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Yani evet, katılıyorum. Çünkü doğal bir film idiyse de, proje idiyse de her halükarda aynı şeyi işlemeye çalışıyor. Yani bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Bu uçlar her zaman hayatın her yerinde birbiriyle çakışıyor. Bir de toplumun üstünde kalan eğitimli, işte modern, zengin, parası olan, işte o ideal kesimi de aslında kendi inferiyorite kompleksiyle
sorun var. Yani onlar da kompleksli olmasa diğer insanı aşağılamak. Yani eğer bir insan aşağılık küçük görüyorsan bu senin kendi içindeki baş etme mekanizmalarından ilgili. Peki o kesimin kompleksi ne? O da Batı karşısında. İşte modernlik karşısında, gerçek modernlik, gerçek sanat, gerçek bilim karşısında aynı paranın değeri gibi kendi toplumundaki değerlerin eridiğini gördüğünde ya da ta baştan beri ilk Fransa'ya, Paris'e giden Jön Türklerin yaşadığı travmatik şey. Yani biz dünyaya hükmeden devlete aliye sahibiz ama bir bakıyorsun batıda başka bir dünyada, başka bir şeyler, başka değerler, başka sanat sal gelişmeler almış başını gitmiş ve sen geride kalmışsın ve burada ilk ya burada bir şey yaşıyor insan. Kendisinin yani bu Almanlarda da olmuş özellikle savaş kaybeden toplumlarda değersiz hissetme, yenilmiş hissetme, kaybetmiş hissetme. Zaten o yüzden Almanya'dan Hitler çıktığı söylenir. Tabii bilmiyorum ne kadar doğru ama bazı analistlerin yorumu o şekilde, özellikle psikiyatristlerin. Aynı şekilde Türk toplumu da bununla baş etmek için başka stratejiler geliştirdi. Yani batıcılık bizde aslında toplumu gerçekten aydınlatmak, ileri götürmek niyeti olanlar olsa bile belki de daha çok politikti. Daha çok iktidarı elde tutmak. Yani o yüzden din de aynı şekilde şu anda. Dindarlık da. Amaç dini geliştirmek. İşte insanların ruhsallığını, işte dini geliştirmek mi gerçekten? Yoksa amaç politik mi? Şimdi o yüzden bizim toplum, özellikle Doğu toplumları böyle bir aydınlanma, böyle bir modernleşme sürecini aslında doğal olarak geçmediler. Geçirilmeye çalışıldılar. Ve bütün bu karmaşalar her şey birbiriyle ters yani. Bakıyorsun bazen başını örten bir kadın mağdurken sonra bakıyorsun dindarlar baskın olup onlar aynı şeyi karşı tarafa yapıyor. Evet o yüzden diziler, filmler ilgimizi çekiyor. O Hocam yönde. bir başka popüler dizi var. Onu da sorayım size. O da Kızılcık Şerbeti. Başlangıç noktasında sanki Kızıl Goncalar'ın yapmak istediği şeyi yapmaya çalışan bu toplumsal çatışmaları ve toplumsal uçurumları bir anlamda o uçurumlara ışık tutmaya çalışan bir dizi gibiydi ama benim bir tespitim var. Bilmiyorum paylaşır mısınız? Türkiye'deki iyi işlerin en büyük handikapı, en büyük dezavantajı iyi olmaları. Yani biraz işleri iyi gitmeye başlayınca hani iyi bir yemeğe su katarak onu çoğaltıp daha çok kar elde etme, daha çok insana satma ve oradan biraz daha fazla menfaat elde etmek gibi bir kurnazlığımız var ama o kurnazlık bir işe yaramıyor. Hatta tam tersine işleri de berbat ediyor. Ya pek çok dizide bunu görüyoruz. Yani o diziyi 3 sezon, 5 sezon sürdürebilecek bir altyapı, bir senaryo. Bir de tabii sizin de biraz başlarken söylediğiniz gibi 2 saat, 2,5 saat bizde diziler. Normal dünyada bu yarım saat, 40 dakika. Yani her hafta 2,5 saat dizi yapıp da buna senaryo koyabilmek, yani teklifi malayı tak derdi eskiler, yapılabilecek bir şey değil. Ona da haksızlık etmeyelim ama bu da yani kendiniz istediniz bunu demek lazım dizi sektörüne. Şimdi mesela gazeteci olarak toplumu gözlemlemesi gereken insanlar olarak ara ara bu tür şeylere dönüp bakıyoruz. Ben şimdi mesela Kızılcık Şerbeti'ne Yeşil Dallas diyorum. Yani senaryo o kadar böyle şeyinden şirazesinden çıktı ve o kadar darmadağınık oldu ki tamamen bir işte o bizim çocukluğumuzda Dallas filmi vardı. Gençler, çocuklar belki şimdi hatırlamaz da siz bilirsiniz. Dallas'ın yani yerli versiyonu oldu. Dindar ve muhafazakarlık sosuyla birlikte Yeşil Dallas'a dönüştü. Böyle artık her hafta yeni ilişkiler, yeni aşklar, yeni şeyler. Ya toplumsal bir analiz yapma iddiasıyla ya da o uçurumlara dikkat çekme iddiasıyla ortaya çıkan en azından böyle bir iddiası olan bir dizi bir anda kötü bir Brezilya dizisine dönüşmüş oldu. Ne diyorsunuz?
Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu tür dizilerde bir kere 2 saat dizi olmaz. Orada ne sanat kalır. Yani bu çok ticari bir şey. Çok insanları ekran başına tutmak. Ama ilginç bir şekilde belki de insanlar bunlarla uyuşturuyor kendini. Dünyada da bunun karşılığı var. Çok ülkede Türk dizileri çok tutuyor artık. Yani Brezilya dizileri gibi. Yani biz dünyaya rüyamızı satıyoruz. Çünkü başka bir şey kalmadı. Tabii bize ait bazı güzel değerler de ortaya çıkıyor. Yani işte aşk, sevgi, insan ilişkileri, yaşamın o canlılığı. Yani bizdeki her şey olumsuz gibi anlaşılmasın. Yani biz zenginliklerimiz var. Derin bir kültür var. Bunlar da orada aralarda yansıyor detaylarda. Şu güzel İstanbul manzaraları var. Yani zenginliklerimizi de orada sergilediği için. O yüzden böyle bütün dünyada bir ilgi var. Mesela ben şöyle bir şey yaşadım burada. Doktor odasında arkadaşlarla bir gün toplandım. Orada herkes Türk dizileri izliyor. Yani ben içeri gireyim üzerinden bahsetmeye başladı. Yani kendimi özel hissettim orada. Çünkü insanlar o dizilere girince o havayı, o atmosferi görüyorlar ve sana karşı davranışları da bazen etkilenebiliyor. Böyle ilginç şeyler etkilerini gözlemliyorum yani. Güzel Bu bir kültürel yani etki bırakıyor elbette. yani en azından dile aşinalık açısından bir faydası var gibi görünüyor. Burada Malmö şehrinde yanlış bilmiyorsam genç bir çocuk Türkçe şarkı söyleyebiliyor. Dizilerden Türkçe öğrenmişler ve medyanın bayağı ilgi odağı haline geldi o çocuk. Sizin hani cümleleriniz arasında bir cümleyi yakaladım. Bende de o his fazlasıyla var. Arada İstanbul manzaraları için bazı şeyleri seyrediyormuşuz gibi geliyor bir taraftan bana. Bilhassa mesela Instagram'da bazı böyle şeyle drone'la çekilmiş İstanbul manzaraları denk geliyor. Herhalde biraz da onlara çok baktığımdan çok önüme düşüyor. Böyle güzel bir müzik eşliğinde İstanbul manzaralarını izlemek hoşumuza gidiyor. Özlüyor musunuz İstanbul'u hocam? Yani özlüyoruz tabii ki. Yani özlemememiz mümkün değil. Evet, bir özlem var. Bunu itiraf etmek gerekiyor. Ama bir yandan ülkenin son zamandaki içine girdiği durumdan dolayı yani bizim zihnimizdeki vatan ile var olan vatan arasında bir zıtlık var. Yani gerçekte politik kaos içindeki öyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ne de çocuklarım yaşasın istiyorum. Zaten Türkiye'dekiler de çıkmak istiyor. Bu anlamda kendimi şanslı buluyorum. Ama elbette ki insan vatanını, toprağını, güneşini, havasını özlüyor. Yani rüyalarımızda hep oradayız. Düzelirse dönmeyi düşünüyor musunuz? Genelde insanlar bunu soruyorlar bize. Yani diyelim ki Ya Erdoğan gitti, düzelirse Erdoğan tabii ki rejimi dönerim. bitti. Yani şöyle hatta düzelirse katkı sunmak isterim mesleğim açısından. Ben ülkemi seviyorum. Yani şey değilim yani toptan kabul ediyorum. Yani ülkede olan şeyleri anlıyorum. Ve bunların neden olduğunu, nedenlerini biliyorum. Bu affediyorum anlamında değil. Ya ben mesela bugün bir şarkı dinlerken şunu fark ettim. O şarkı yani insanlar bir sevgiliye söylerler ya. Ben o dinlediğim, seçtiğim şarkıları hep bir Türkiye şahs manevisine söylüyorum. Mesela geçenlerde o gitarımla şey çalıyorum. İşte bu Sezen Aksu'nun Unuttun mu beni? Sildin mi bütün izlerimi? Diye bir şey var. Yani bu tür şarkıları söylerken hep aklımda sanki bir ülke Türkiye bir şahıs ve ben ona o şarkıları söylüyorum. Yani bütün şarkılarda cuk diye oturuyor. Yani bir sevgili ya da bir şahıs olması gerekmiyor. O yüzden ya o bizim için uzaktaki sevgili evet ülke.
Ve dönmek isteriz. Kavuşacağımızdan şüphem yok. Ama bir yandan da bir yas duygusu yaşıyor tabii insan. Yani biliyorsun yasın 5 aşaması var. İlk aşamada insan hiçbir şey olmamış gibi davranmak istiyor. İnkar deniyor o aşamaya. Çünkü insan göç ettiği zaman aslında dilini, ülkesini, vatanını kaybetmiş hissi yaşıyor. Bunu yaşadığında ilk verdiği tepki inkar. Yok, her şey birden bir şey, böyle bir şey olmadı. Her şey yolunda. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyor. İkinci aşama ise öfke. Bu sefer tümden yere sermek, onu tümden yok saymak. Bu aşamaları değişik zamanlarda hem kendinde hem de farklı bireylerde çok uzun sürelerde devam ettiğini görebilirsin. Üçüncü aşama ise pazarlık. Ya tamam bunlar oldu ama belki şunlar iyi olur. Belki iyi oldu, hayırlısı böyleydi. İşte dördüncü aşama artık depresyon. O depresyona girdiğinde aslında iyileşmenin ilk adımı yani kabul başlıyor. Bütün acılığıyla beraber evet ben gerekirse gitmeyeceğim. Ama bu gerçeği kabullenmek zorundayım dediği anda iyileşme başlıyor. O yüzden hani bu öfke aşamasındaki insanların suçlaması, tümden yere batırması, işte inkar aşamasındakilerin hiçbir şey olmamış gibi her şeyin bir günde düzeleceğini düşünmesi. O yüzden insanları da anlamak lazım. İnsanlar bu dönemde travmatize oldu. Herkes bir aşamada hala takılı. O yüzden bu aşamalar arasındakiler birbiriyle kavga ediyor. Ben de öyle düşünüyorum. O aşamaları yaşadık. Bir yas yaşadık ama bu bir yenilgi değil. Bu bir şey değil. Belki insanlar zaten şu gelinen noktada insanlar artık bir şekilde dışarıda hayat kuranları imrenmeye başladı. İlk başta bu bir mağduriyet gibiydi. Şimdi bir kariyer planlamasına dönüştü. O da ilginç oldu yani. Her şey o kadar terse gitti ki. Biraz da şey de var hocam, hani imrenme var, bir taraftan da bir öfke var, içeriden dışarıya dönük bir öfke de var. Yani onlar hala o ülkeyi ve o şartları yaşıyorlar. Yani hizmet hareketiyle bağlantılı insanlar açısından söylemiyorum, tam tersine belki oraya uzak, belki oraya kızan insanlar bile şu anda birilerinin bir anlamda o açık cezaevinden kurtulmuş olmasına dönük bir öfke duyuyorlar ve bu öfkeyi bazen yurt dışındakilere de yansıtabiliyorlar diye düşünüyorum. Yani hocam iki iyilik bir arada olmaz. Yani sen bir insanı bir hani bu Viktor Frankl'ın bir sözü var. Diyor ki her ne olursa olsun bunu Hitler döneminde SS subaylık yapmış insanların davasında söylüyor. Her ne olursa olsun kolektif suçlamaya karşıyım. 6 milyon ölmüş. Viktor Frankl kendisi bir Yahudi. Ama o buradan çıkardığı derse diyor ki Ve hocam toplu suç yoktur. şunu da ekleyelim ki izleyicilerimiz daha iyi anlasın. Eşi ölmüş, annesi ölmüş, babası ölmüş ve kardeşi ölmüş yanlış hatırlamıyorsam. Yani birinci Evet. dereceden akrabalarından en az 4 kişiyi, işte eşi de bunların içerisinde, o kamplarda kaybetmiş. Kendisi de o Nazi zulmünde kamplarda ölmüş. evet çok ağır şartlarda hayata tutunabilmiş. Bir hedefi olduğu için tutunabilmiş aslında yeri gelmişken Viktor Frankl'ın kitabını, o kampı anlattığı kitabı, hayatın gayesi miydi hocam ismi? Anlamı, hayatın anlamı. Affedersin, hayatın anlamı, o kitabı ulaşabilenler okusun diye bu araya da böyle bir tavsiye vermiş olalım. Yani şöyle bir şeye maruz kaldık. Toplu suçlamaya maruz kaldık. Benim yaşam biçimim yani bana olmadığım bir kıyafet giydirilmek istendi. Sen şucusun demek istendi. Yani ben herhangi bir şeyi olsam kendimi öyle hissetsem hissetmesem önemi yok. Yani insanlara böyle bir damgalama yapıldı ve toplu olarak siz şöyle bir şey suçlandınız dedi. Hiçbir bireyin kendisinin ne yaptığıyla hiç kimse ilgilenmedi. Her şey bir toplu bir çuvalda, bir kolektif bir cadava başladı. Böyle bir şey yaptığınızda
kurtulanlara öfke duyuyor. Çünkü yok edememiş oluyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir gün geri dönecek olursak ki suçsuz olduğumuz için, yani ben suçsuz olduğum için en azından, başkalarını bilemem. Bir şekilde şartların olgunlaşacağını ve insanların her şeyin normalleşeceğini ve suçsuz insanların da çok doğal olarak geri döneceğini düşünüyorum, ama bu intikam almak için değil. Yeniden gene yapmayacağım desen de, şu anda öfke aşamasında bulunsan da gene bir şey katmak için yapacaksın. Çünkü burada yapıyoruz. Burada bir şeyleri iyileştirmek için uğraşıyorsun insanlara. Bu içgüdüsel bir şey, elinde değil. Ya yani yarın bir gün Türkiye'de yani bir deprem olduğunda insanlar nasıl koşup yardım ediyor? Bunun için illa, bence öyle olacağını düşünüyorum. Gene insanlara bir şeyler yapmak için uğraşacağını düşünüyorum. Ama bu belki 5 yıl sonra olur, belki 10 yıl sonra olur, belki biz göremeyiz, bilemiyorum. Ama yani hiçbir şey sonsuza dek devam etmez ki. Ya bu, çünkü yalan yaşatılması gereken bir şeydir. Haksızlık yaşatılması gereken bir şeydir. Bıraktığın anda gerçek ortaya çıkar. Aynı bir uçağın havada uçması gibi. O yüzden bu belli bir süre yaşatılabilir. Belli bir süre sonra artık o ölür. Yalan ölür. Bunu yaşatamazsın. O yüzden ben yani gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama bu süreçte kazanç şu olduğunu düşünüyorum. Ben şahıs olarak ya da birçok insanın metamorfoz geçirdiğini düşünüyorum. Geliştiğini düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de burada. Hem de Türkiye'deki aslında diğer seyirci kalan kesimde yaralandı. Bakın, ben size o filmi, onu söylemeyi unuttum. Bir film izlemiştim. Film okumaları yapıyordum ben üniversitede, salonda her ay. Orada üniversitenin salonunda bir senarist vardı, adı neydi ya? Amerika'da ünlü bir senarist. Onun filmini izlettim. Şimdi bu 1950'lerde Hollywood'da yasak geliyor. Evet. Ben de izledim. Hatta Ya iki kere Trump'a izledim o benzer film. bir adı vardı. Trump, Bir ismini dakika. hatırlayamadım. Böyle bir Evet, senarist onlar. var. Evet. O sahte isimlerle senaryolar yazıyor ve Oscar ödülü alıyor. Sahte isimlerle yazıyor. Çünkü gerçek ismini, ona boykot var, yasaklar var. O en sonunda kimliği ortaya çıktığında şöyle diyor: sadece biz yaralanmadık. Yani bize zulmedenler de yaralandı. Yani bir kolektif bir yargılama varsa, kolektif seyirciler var. Burada biz sinemadan girdik yola, ama Türk toplumu bir seyirci, bir kötülüğü seyirci olarak şahit oldu. O yüzden burada herkes yaralandı. Öyle söyleyeyim. Trumbo muydu? Evet, tromboydu galiba. Yani trombo, evet. Trombo, şimdi Google'layıp buldum ben de. Ben o filmi Türkiye'de izlemiştim. Sonra buraya gelince tekrar izledim. Burada izleyince çok daha farklı anlamlar, çok daha farklı çağrışımlar oldu. Biraz daha hani empati yapıp biraz daha o adamı anladığımı fark ettim ki o günlerde de eşim cezaevinde tutuklu olduğu için ben de müstahar bir isimle yazmaya devam ediyordum. Müstahar bir isimle gazetecilik yapmaya devam ediyordum. Öyle olunca hani o film burada izlediğimde asıl o filmi anladım diyebilirim. Yani Türkiye'de bir film izler gibi izlemişim. Burada bir hayatı izler gibi izlediğimi fark ettim. Evet. Evet hocam, Viktor Frankl'da, Trumbo'da bunlar hani bize örnek olabilecek şeyler. Biraz önce Frankl'dan bahsederken söylemiştiniz. Yani o şartlardan çıkmış, o kayıpları yaşamış bir adam bile kolektif ceza olmaz, kolektif suç olmaz diyebildiği, yani Yani Nazilerin bunu Nazi yargıladığı subayları mahkemeler. için söylüyor. Evet, Yani evet. bütün Nazi, hayır, bunları bireysel olarak yargılayın diyor. Kolektif suçlamayın.
Bu Türkiye'de olmaya devam edecek. Bundan sonra başkaları gelecek, başkalarını kolektif suçlayacaklar. Ama belki savunmak yerine sana bana düşecek, yani bizlere düşecek, bilmiyorum. Evet. Kolektif suçlama yapacaklar gene birilerine. İş öyle, yani iş oraya gidiyor, çok net okunuyor yani. Evet, yani bunu yaşamış birileri olarak bize düşen de hem Türkiye'nin yaralarını sarması açısından hem de bu acıyı bir başkası da yaşamasın diye dediğiniz gibi belki o süreçlerde durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diyebilecek birileri olarak belki de ülkede bir misyonumuz olacak bizim. Yani mesela bir hapisten çıkan bir arkadaşım şöyle dedi geçenlerde. Hayatta şu anda tek bir amacım var. Bana işkence edenlerden hesap sormak. Bu benim hayatıma anlam katan şey. Bu bana çok etkileyici geldi. Gerçekten bu tür şeylerin nesiller boyu izi sürülmesi gerekiyor. Neden? Hani Yahudiler için söylenen bir şey var ya, never again. Bir daha asla. Bir daha asla olmaması için bunu yapanların hesap sormak yetmiyor. Yani hesap bir kişiden sorarsın ama ondan sonraki gelen zihniyet yaşayacağı için o zihniyeti, mesela ben çocukken şöyle düşünürdüm. 12 Eylül olmuştu, işkence haberleri duyuyorduk. Hani bir şekilde. Şöyle düşünürdüm. Belki 10 yaşındaydım. Ya nasıl her cezaevinde insanlar işkence yapıyorlar ki? Bunu yapacak insanı nereden buluyorlar? Tamam. Bu kadar Anlatabiliyor muyum? canavar nerede Ya üredi? o kadar özel bir şey ki bunu yapmak birisine. Bunu yapacak insanın bulunması çok enden olan bir şey olsa gerek diye düşünüyor çocuk zihni. Bu kadar insanı nereden bulup birisine işkence yaptırabiliyorlar diye düşünüyorsun. Çünkü işkence gibi bir şeyi yapacak özel bir canavar olması lazım. Yani bir seri katil gibi bir şey hayal ediyoruz çocuk zihnim. Ya o zaman bütün hakikaten bakıyorsun bu spontan oluyor. Birileri bunu organize etmesine gerek yok. Bu bir kültür. Oraya düştün mü işkence etmeye adam kendini hak görüyor. Yani içinde böyle canavarca hisler olan bir sürü insan var. İşte bu insanların anlayacağı tek dil belki de ve bu iklimi ortadan kaldırmak için nesiller boyu Never Again için bu işkence ve bu tür işte kolektif cezalandırmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Bunların üzerine çalışılması gerekiyor. Yani bugün mesela bir hakim birisine o şey veriyor. Şöyle düşünmesine, ya bu benim önüme 20 yıl sonra çıkar. Bu adam Avrupa'dan da olsa bana mahkeme dava açarı düşünmesi gerekiyor. Ya bu iş o kadar şey değil. Yani hukuku ya da insan haklarını artık dijital bir çağdayız. Yani insanlar tek tek bu anlamda peşine düşecek. Öyle değil mi? Yarın bugün herkesin maddi durumu yerinde, işler düzeldiğinde, bütün bu hukuksuzları kim yaptıysa, herkesin hayatına anlam katan bir şey bu. O yüzden bir insan yaptığı şeyleri yaparken karşısına bunun 20 yıl sonra, 10 yıl sonra çıkabileceğini, çünkü hep böyle gitmeyecek ki düzen. Şimdi bir sürü böyle mayın eşeği gibi bir sürü kişiler çıkıyor televizyonda konuşuyorlar. İşte herkes birisinin askeri. Ama bunlar ilk bunlar. Gidecekler vakti zamanı geldiğinde. Çünkü Ya da ilk onlar dönecekler hocam. Onlar çok kolay dönüyorlar. Çok kolay ya adapte onlar oluyorlar. itirafçı olacaklar ya da şey olacaklar. Ya sonuçta bir anlamda evrensel düzeyde hukuku, insan haklarını, insani şeyleri insan gözetmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun. İşte bugün ben bir grubun üyesiyim, bunun gücüyle her şeyi yapayım. Tabii ki yazık yani. O zaman işte bütün bu zulümler ortaya çıkıyor. İşkenceciler falan. Bir de çıkıp bunu televizyonda itiraf ediyorlar. Yani bunu, yani ben o arkadaştan bunu duyduktan sonra ve bu insanların çoğu eğitimli, kültürlü, yani hayatta başka şekilde tutunabilen insanlar. Kimin yurt içinde, kimin yurt dışında. Ya bence bu işkencecilerin işi uzun vadede de çok zor. Zaten o yüzden yaşatmaya çalışıyorlar bu şeylerini. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Çok biraz süremizi açtık ama izleyicilerimiz bence bunu hoş göreceklerdir. Çünkü bence dolu dolu benim çok istifade ettiğim bir konuşma oldu, bir mülakat oldu. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, siz de lütfen bütün sosyal mecralarda YouTube kanallarımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve
paylaşımla, beğenilerle, yorum yazarak, etkileşim halinde olarak destek vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalışan bir avuç insan var. Onların da tek umudu sizin bu şekildeki desteğiniz. Hani hiç olmasa böylesine bir destekle bu mecraların yaşamasına katkı sunabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hocam sizinle de umarım bir sonraki görüşmemiz yüz yüze olur. Tamam hocam. Çok teşekkürler.